Merhaba değerli arkadaşlar, MSP201U kodlu menkul kıymetli yatırımlarının tanıtımıyla sizlerle birlikteyiz. Bu ders kapsamında ne tür bir içerikle karşı karşıya kalacaksınız, bu derse nasıl hazırlanmalısınız ve bu dersin sonunda ne tür kazanımlar elde edeceksiniz, bunlar hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum sizlere. Bu dersle birlikte, dersin içeriğiyle birlikte günümüzde giderek popülaritesini artıran dünya çapında... Hızla yayılan e, meykul kıymetler yatırım endüstrisine e, bir bakış atmış olacaksınız. Bu endüstriyi tanıyacaksınız. Bu endüstriye yakınlaşmanızı e, bekliyoruz. İçeriklerimiz buna göre e, sıralanmış ve hazırlanmış durumda değerli arkadaşlar. Yine e, bu ders kapsamında. Finansal okuryazarlık gibi bir kavramla karşı karşıyayız. Finansal okuryazarlığın bir boyutunda çok güçlenmenizi hedefliyoruz, güçlenmenizi bekliyoruz. O da yatırımların yönetimi, menkul kıymet yatırımları ile ilgili alternatifleri fark edebilmek, bu alternatifleri birbiri ile karşılaştırabilmek ve bu alternatifler arasından seçim yapabilmek yeteneğinizin önemli ölçüde gelişmesini bekliyoruz değerli arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu piyasada profesyonel olarak çalışmak, kariyer yapmak isteyen genç arkadaşlarımız için sermaye piyasalarında lisans sahibi olmak büyük önem arz ediyor. Bu dersi takip ettiğinizde sermaye piyasasında hangi lisansların olduğu, bu lisanslara hazırlanmak için hangi altyapılara sahip olmamız gerektiği konularında bilgi sahibi olacağız ve bu sınavların bazı modüllerinin önemli bölümüne de, e, dersin içeriği sayesinde hazırlanmış olabileceğiz. E, diğer bir ifadeyle yatırımın ABC'sini size e, anlatmayı, öğretmeyi ve bu konudaki farkındalığınızı yükseltmeyi hedefliyoruz değerli arkadaşlar. Birinci ünitemiz meykul kıymetlere. E, yatırım ortamını yani bu nedenle yatırımın ABC'si diye özetledik. Bu ortamı, bu sistemi, bu sistemin aktörlerini, katılımcılarını ve bunların rollerini görmenizi e, bekliyoruz, görmenizi hedefliyoruz. İkinci ünitede de menkul kıymetler, e, menkul kıymetlere yatırım yaparken bilgi kullanımını e, dikkate alacağız. Burada bilgiden fiyata e, geçiş sürecini deneyimlemenizi istiyoruz. Elde edilen bilginin ne şekilde hangi süreçlerden ve süzgeçlerden geçerek e, fiyata dönüştüğünü, fiyatı ortaya çıkardığını görmenizi istiyoruz. Ki bu dinamik çok önemlidir. Karar vermede, seçim yapmada e, bu süreci tanımak ve bu süreci e, gelişimine hakim olmak, gözlemleyebilmek önemli kazanımları da beraberinde getirecektir. Üçüncü ünitede makroekonomik değişkenlerin menkul kıymet yatırımlarına etkisine bakılmaktadır. Burada değerli arkadaşlar, reel ekonomi ile finansal piyasalar arasındaki ilişki çok canlı bir biçimde incelenmektedir. Reel ekonomideki değişikliklerin finans piyasalarına nasıl yansıdığını görebileceğiz, gözlemleyebileceğiz ve daha da önemlisi bunu değerlendirebilir hale geleceğiz. Bu kazanımların sonunda. Günlük yaşam içerisinde ortaya çıkan ekonomik gelişmelerin finansal piyasalara nasıl yansıyacağı, yatırım kararlarını nasıl etkileyeceği ile ilgili artık fikir üretebilir e, aşamaya gelmenizi bekliyoruz. 4 numaralı ünite <laughs> menkul kıymet yatırımlarında davranışsal faktörlerin önemi başlığını taşıyor. Burada duygu ve finans ilişkisi e, doğru kavram olarak e, bize e, sıcak geldi. Onun için slaytımızda yer verdik. E, yatırımların tamamen rasyonel e, bir ortamda verildiğini ileri sürenler olmakla birlikte, yatırım kararlarını verenlerin gün sonunda insanlar olduğunu düşündüğümüzde ve insanın duygusal tarafının da çok güçlü olduğunu dikkate aldığımızda, bazen aşırı özgüvenle, bazen panik halinde e, finansal yatırımlarla ilgili kararların verildiği de günümüzde yaygın kabul gören bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta. İşte bu ünitede de duyguların finansal yatırımlar üzerinde ne gibi etkileri olduğunu, bu etkinin hangi süreç çerçevesinde ortaya çıktığını, bu ilişkinin hangi yöne evrildiğini detaylarıyla gözlemleyebilecek ve öğrenebileceksiniz. 5 numaralı ünitede finansal piyasa işlemlerinde çağdaş uygulamalar anlatılmaktadır. Burada da e, yatırım ortamlarının yenilenen ve güncellenen yüzüyle karşı karşıya kalacaksınız değerli arkadaşlar. E, bu sayede <laughs> elektronik e, altyapıları kullanarak farklı piyasalarda günün 24 saati ve haftanın 5 günü nasıl yatırım yapılabileceği ve bu yatırımların nasıl izlenebileceği e, ile ilgili bilgiler Elde edeceksiniz. Bu çağdaş dünyada e, yatırım ortamında rol alabilecek e, aktörler için ve bu piyasayı izlemek e, hedefinde olan e, gençler ya da her yaştan yatırımcılar için e, çok kıymetli bilgiler içerdiğini düşünmekteyiz. E, altı faizsiz finansal ürün yatırımları finansal piyasaların küreselleşmesiyle birlikte e, bu alanda çok ciddi bir gelişme var faizsiz finans uygulamaları finansal piyasalarda giderek daha fazla e, yer bulmaya başlıyor kendisine bu alanın tanıtılması bununla ilgili alternatiflerin e, bu dersi alan öğrencilere öğretilmesi farkındalıklarının yükseltilmesi bu dersin amaçlarından bir diğerini oluşturmaktadır değerli arkadaşlarım. 7 numaralı ünite yatırım fonu katılma belgesi yatırımları. Gelişmiş ülkelerde kurumsal yatırımcıların yatırım endüstrisindeki yeri giderek sağlamlaşmakta. Hatta yatırım endüstrisini yatırım fonu endüstrisi gibi de tanımlayan yaklaşımlar bulunmakta. Dolayısıyla bu ünitede size hangi konjonktürde, hangi ekonomik koşullarda, hangi yatırım fonları katılma belgelerine ne amaçla yatırım yapabileceğinize ilişkin bilgiler aktarılıyor bu konudaki bilgileri gerek sınavlarınızda gerek gerçek yaşamınızda gerekse e, düşünenler için elbette kariyerlerinde kullanmaları son derece olanaklı son derece kullanışlı ve verimli bir içerikle karşı karşıya kalmanızı e, bekliyoruz açıkçası ümit ediyoruz e, son ünitemiz 8 numaralı ünitemiz uluslararası menkul kıymet yatırımları daha önceki ünitelerde elektronik olarak e, yatırımların elektronik platformlarda yapıldığını söylemiştik. Finansal piyasaların küreselleştiğini söylemiştik. Dolayısıyla yatırımlar ve yatırımcılar da artık küreselleşiyor. Hangi ülkede günün hangi saatinde e, işlem yapmak istediğinizden bağımsız olarak artık elektronik altyapılar size dünyanın herhangi bir borsasında herhangi bir finansal araca yatırım yapma imkanını sunuyor. Bunun nasıl olduğu, bu sistemin nasıl çalıştığı ile ilgili bilgileri ünite 8'de bulacaksınız değerli arkadaşlar. Özellikle yatırım dünyasına sempati duyan e, sevgili öğrencilerimiz ki bu programı zaten seçenler ve bu dersi alanlar büyük ölçüde bu potansiyeli taşıyorlar diye varsayıyoruz e, bu dersin içeriklerinden güncelliğinden ve kullanışlılığından çok memnun kalacaklar diye tahmin ediyoruz. E, bu memnuniyetin sınav başarısına da doğrudan yansımasını bekliyoruz. Çünkü e, günlük yaşam içerisinde karşılığını bulabildiğiniz bilgilerin e, öğrenilme süreci çok daha verimli gerçekleşiyor ve kalıcılığı çok daha yüksek oluyor. Dolayısıyla e, derse bu yönüyle yaklaştığınız takdirde çok daha kısa sürede çok daha verimli ve çok daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirmeniz olanaklı hale gelecektir. E, bu dersi bitirdiğinizde. Hem dersinizden yüksek bir not ortalamasıyla sınıfınızı geçmiş olacaksınız. Hem e, kariyerinizle ilgili yeni ufuklara yol alabilme imkan ve kabiliyetine sahip olacaksınız. Hem de bireysel tasarruflarınızla ilgili finansal okuryazarlık düzeyiniz çok ciddi biçimde artmış olacak. Ama unutmayınız bu dersle ilgili tek kaynağınız ders kitabınız değildir. Temel kaynağınız ders kitabıdır ama açık öğretim sisteminin size sunduğu diğer olanaklarla da e, bu ders çalışma sürecini ve öğrenme sürecini zenginleştirebilir ve çeşitlendirebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle.